Info Yatırım sunar. Evet, iyi akşamlar efendim. İyi günler demeye çok isterdim ama iyi akşamlar. Çünkü hakikaten akşam oluyor. Bir yarım saat sonra hava kararıyor. Ayşe Fügan Arda, gayrimenkul danışmanı, konuğum. Her zaman olduğu gibi konut piyasasını ve gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Her çarşamba. Yine grafiklerimiz var. Ondan sonra dersimizi çalıştık. Güzel önerilerde bulunacağız. Ama önce bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten bugün onu düşündüm. Dün de onu düşündüm. Sabahleyin kalktığımız saatte hava karanlık oluyor. Ya. Çünkü maalesef son 3 ya da 4 yıldır ileri saat uygulamasına geçmediği için bu ülke genelde maalesef tasarruf yapmak için geçerdik. Ama sabahın köründe kalkınca ışık açıyorsunuz. Nerede tasarruf? Aynen. Akşam yine aynı şekilde eve giderken bu saatlerde aydınlık olması lazım normal şartlarda ama hava erken kararıyor. Yine karanlık. Ofisler pencere olmadığını düşünün. Ya insanın bir psikolojisi var. Yani zaten pandemiden dolayı psikoloji maalesef bozuk. Mesela benim gündemimde korona var, evet. Ama benim asıl ikinci gündemim şu ileri saat uygulamasına bir an önce geçilmesi lazım artık yani. Berat Bey bakanlıktan gittiğine göre onun zamanında çıkmıştı bu. Artık bu uygulamada bence gitmesi lazım. Yani o gidince dolar düştü. O gidince ileri saat uygulaması da başlasın bence. Çünkü hakikaten daha çok enerji tüketiyoruz şu anda. Fügancığım, ya zaten yani ben onu hiç anlamamıştım o işi. Niye böyle bir şey yapılıyor mantık olarak. Aynen, sabahleyin kalktığınız zaman elektrik yakıyorsunuz aynen. Ama yani eskiden niye yapardık bunu? Az elektrik kullanalım, tabii, tüketelim diye yapardık. Tabii, daha fazla gün ışığından faydalanmak için yapılırdı. Ama şimdi? Yani yazık, o çocuklara da yazıktı. Tabii okula gitmiyorlar diye hala devam etmesini mantıklı bulacak ama bir taraf işe yok. Gidiyoruz, biz işe gidiyoruz ve yani sabahleyin tekrar akşam döndüğümüzde de öyle. Hiç gün yüzü neredeyse görmüyoruz. Maalesef. Ya ben bunu ve enerji olarak da tabii çok daha fazlasını ben bunu Twitter'da da attım. Bunu sosyal medya hesaplarımda da kullandım. Ya hakikaten bu bence Türkiye'nin şu anda çok önemli konuları arasında. Geldi, yani yine aynı konu. Yani benim gündemim o bunu dedi, şu şunu dedi. Yok Cumhurbaşkanı Kemal Bey şunu söyledi. CHP, bu değil benim gündemim ya. Benim hayatımı ilgilendiren konu bunlar değil. Benim hayatımı ilgilendiren konu yaşamın içindeki gerçek aynen konular. Ben sabahleyin hava karardığında evden çıkıp gecenin köründe, yani hava karardığında eve giriyorsam ve ben güneş ışığını görmeden bütün günü geçiriyorsam vay benim psikolojime yani. Herkesin bak, nörologlar çok iş yapacak. Çok psikologlar, sosyologlar, nörologlar bence en büyük para kazanan meslek gruplarına zaten girecek. Zaten en çok satılan ilaçlar antidepresanlar, hele şu ara insanlar iyice. Allah'tan kedimiz köpeğimiz var da o yani antidepresan kullanmadan mi geçirebiliyoruz ama herkes de kedi köpek besleyemiyor tabii, yani doğal olarak. Tabii. Vallahi umarım olur. Sami Beyciğim, ne diyeyim? En kısa zamanda umarım bu söz duyulur. Vallahi güzel kardeşim, mesai saatimi değiştiremiyorum çünkü ben de bir çalışanım. Yani ben de maaşlı bir çalışanım. O yüzden belli saatte gidip belli saatte işten çıkmak zorundayım. Kendi özgür işim yok. Yani bakkal dükkanım olsa açar kaparım. Yani onu yapabilirim ama ya bugün mesai saatini değiştiremeyen yüz binlerce insan var. Belli saatlerde gitmek zorunda kalıyor. Öyle mi diyorlar? Ben mesai saatimi niye değiştireyim kardeşim? Yani sonuçta devlet ne yapacak? İleri saat uygulamasına geçecek. Çok basit. Yani bugüne kadar yıllarca yaptık da bundan sonra mı yapamayacağız bunu? Yani sen sabahın köründe çıkıyorsan çık. O senin sorunun ama benim sorunum ve bir sürü insanın da sorunu bu değil yani. Zaten eğer korona olmasaydı bu çocuklar sabahın saat 6'sında yollara dökülüyorlar biliyorsunuz. Birincisi trafikten. Yani sahiden insanlar sabah sadece işe de gitmiyorlar. Öğrencileri de var ya, kalkıyorsunuz zaten kapkaranlık her yer. Gece. Ya geçen sene evvel sana korona yoktu mesela. Yani o zaman çocuklar okula giderken sabahın aynen köründe bir iki sene önce karanlıkta küçücük bebeler daha yani gözlerinden maalesef uyku akıyor. İşte. Servis arabalarında sürünüyordu. Şimdi biz tabii konut piyasalarını konuşacağız. Konut para eder mi etmez mi, tabii bu önemli bir konu. Ve bununla ilgili evet de tabii biraz analiz yaptık. Bu analizleri istersen izleyicilerimize paylaşalım. Çünkü hakikaten ölçümlenebilen değerler önemli değerler. Bizim de burada kafadan konuşmadığımızı da anlasın herkes. Ya birincisi tabii ki verileri okumak çok önemli. Verilerin size verdiği mesajlar var. Esasında verileri toptan böyle bir 10 yıllık hele 10-15 yıllık ele alıp o gidişatı izleyebilirsek ve yorumlayabilirsek, bu yorumlama konusunda da izleyiciler kendileri de yapabilirler. Kendileri de çünkü aa diyecekler, evet o yıl böyle oldu, bundan böyle oldu. Nedenlerini de biz onlara hatırlatırsak o zaman geleceği konuşmak
geçmişten yola çıkarak biraz daha mantıklı. Evet, bu sene daha beklenmedik, daha farklı şeyler var üstüne konan. Ama yine de tahmin edebiliriz gidişatı. O yüzden verilere faydası çok. Ben verileri çok severim. Evet, şimdi o zaman verilerimize başlayalım. İzleyicimizin biri demiş ki yatırım için ev alınmaz demiş. Evet, ev aslında Türkiye'de bir barınma aracı. Şu yatırım anda aracı zaten, değil ev, kesinlikle değil. Ya şu anda ama şöyle bir şey, onu daha sonra da konuşacağım. Gayrimenkulü uzun dönem almak gerekiyor. Gayrimenkul bugünden yarına, bugün alayım da yarın satayım. Bu araba piyasası gibi değil. Şimdi arabaları yaptılar ya bu sene. Yani inanılır gibi değil. Biz de gelirken yolda konuşuyorduk. Araba geçen sene neydi, bu sene ne oldu? Ama gayrimenkul de o kadar hızlı ve o kadar yüksek oranda değil. Gayrimenkulü biraz beklemeniz gerekiyor. Hele böyle genç yaşta alınmışsa çok daha da tatlı oluyor. 40'lara 45'lere geldiğinde onun değerini görmek. Gayrimenkul uzun süreçli bir yatırımdır. Kısa dönemde kazanayım derseniz o zaman daha riskli. Yani kesin kazanırsınız gayrimenkulde. Ama bugünden yarına onun garantisi Türkiye'nin ekonomisine ve güven ortamına bağlı. Ama altına, borsaya, dövize baktığınızda da onu bilmiyorsanız gayrimenkulden daha riskli bence. Tabii bu arada arsa mesela konuta göre daha iyi bir yatırım uzun dönemde de olsa. Yani bütün yatırımların bir riski var. Şimdi yatırım adı üstünde bir risk teşkil ediyor ve siz diyorsunuz ki ben bunu alayım sene böyle olur inşallah. İşte 10 yıl sonra, 5 yıl sonra, işte bir hafta sonra. Ama bütün yatırımların riski olduğu gibi arsanın, arazinin de var. Yani bir istimlak oluveriyor. Yani bilemiyorsunuz ki ne olacağını ama yine de tabii mantık çerçevesinde bütün verileri değerlendirerek oraya gelen projeler, işte havaalanı mıdır, üst geçit midir, otoban mıdır, fabrika mıdır bakılarak ona göre bir yatırım yapılırsa ya da büyük projeler, marka projeler geliyorsa ona göre yatırım, arazi de tabii kazandırır. Ama bakın hiçbiri bugünden yarına değil. Evet. Yani ben öyle değerlendiriyorum. Şimdi istersen yavaş yavaş bu grafiklerimizi okumaya başlayalım. Okuyalım. Okuyalım grafikleri. Tamam. Grafikler bizim cebimizi nasıl etkiliyor aslında? Onun da bir göstergesi. İlk grafiğimizi Aydın'dan rica edelim, ekrana getirelim. Şimdi bir binan, yani Türkiye'deki konut yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri. Öncelikle şunu izleyicilere hatırlatayım ben. Konut yapı ruhsatları nedir? Yani bir inşaata başlamak için belediyeden yüklenici firmanın ya da inşaat firmasının almış olduğu izin. Ben burada böyle bir inşaat yapacağım, bu da bunun projesi diye izin alıyorsunuz ve her aldığınız izin sonucunda inşaata başlamanız hemen gerekmiyor, bir süreniz var. Ama almış olduğunuz izinler sonucunda da bir ortaya yapı çıktığında o yapının da kullanma izin belgesi ne demek? İskan demek. Yani evet, alıyorsunuz, bitiriyorsunuz, sonra yaşanabilir hale getirdiğini ispatlayıp belgelendiriyorsunuz. Şimdi 2002 yılında baktığınızda yaklaşık 161 bin civarında konut yapı ruhsatı alınmış. Hı hı. Ve aşağı yukarı da yapı kullanma izin belgeleri de hemen hemen aynı oranda. Kafa kafaya yani gelmiş. Yani 200 bin ve ne oluyor o zaman? Piyasada bir stok olmuyor. Yıl 2002. Başlıyoruz. Hikaye başlıyor. Ne başlıyor? Bizim masal hikaye başlıyor. Şimdi 2003'te hafif hafif yapı ruhsatları, yani inşaata başlama iştahı böyle küçük küçük hafif hafif etkisini gösteriyor. 2004 gittikçe yükseliyor. Ama ona rağmen bakın yapı kullanma izin belgeleri, satış değil iskan yani, izin alınan binalar, oturuma başlanacak binalar hemen hemen bu aynı hızda yükselmiyor. Yani binalar yapılıyor ama iskansız yapılıyor. Anlamı bu mu bunun? Yani adam alıyor belki başlamıyor. Hı hı. Hemen başlamıyor olabilir veya aynı oranda belediye izin veremiyor olabilir ya da bitiremiyor yapılıyor, olabilir. İskan daha sonra geliyor. Tabii yani onun iskan, altındaki o hikayeyi bilemem ama tabii, mesela iskan geç geliyor. Bakın bir senede ya da iki senede diyeyim, yani 2002 ile 2005 arasında neredeyse 550 bin adete çıkmış. Yani 160-161 bin adet yapı ruhsatı alınırken bu nereye çıkmış? 600 bine. Bu ne demektir? İki katına çıkmış. 2010 hemen hemen. Çok enteresan mesela. 2010'a bakıyorum. Evet, 2009-2010. Aynen dediğiniz gibi 2010'da en yüksek zamanlardan biri. Yani neredeyse 1 milyona geldi. Evet. 2017'ye bakın. 1 uçmuş. Milyon 400 bin. Evet. Yapı stoğu oluşmuş. Yani şöyle inşaat izni alınmış. İnşaat izni evet, alınmış. Evet. İnşaatı yaparım diye bu kadar insan başvurmuş. Yani müteahhit de arttı sayısı belki. Bitmemiş. Şimdi onun altına okuyacağız. Evet. Okuyalım onu şimdi. Evet. Yani bitmemiş ama izin almış. Bu kadar inşaata başlanmış olabilir. %100'ü başlanmış olmasa bile bir %75-80'inin başlandığı kesin. Yani bizim hani hatırlıyor musunuz 2018-2019'da neden stoklarımız inanılmaz arttı?
İşte bu alınan inşaat izin belgeleriyle başlanan inşaatlar stokları da arttırdı. Ve aynı oranda da iskan verilmedi, verilemedi. Yaşanan 2016, 2017, 2018'de stoklar artınca belediyeler de belki bunun altından kalkamadı. Ve ne oldu? Böyle inşaat yığını oldu. Ama yaşanan ekonomik krizle 2018 ve 2019'daki keskin düşüşe bakar mısınız? 2019'da birdenbire tekrar 200-250 bin seviyelerine indi yapı ruhsatları. İskanlar, onlar da tabii arttı. Bu neyi gösteriyor işte? Sonuçta inşaata olan iştahın, inşaata olan ihtiyacın, inşaat yapmaya talep eden firma sayısının artmasını gösteriyor. Yani aslında tabii inşaatlar yapılıyor. İnşaatlar için ruhsat alınıyor. Evet. Alınıyor fakat iskan aşamasına bir türlü gelinemiyor. Bunun arkasında dediğim gibi bitiremiyor olabilir. Başlamıyor olabilir. Ama en çok da bence belediyeler de yetişemiyor olabilir. Veya yapılan binalar yeterince uygun olmuyor olabilir. İskana uygun olmuyor. Evet. Mesela 2019 yılı hani en enteresan yıl, tam tersi bu defa. Bu defa inşaatlar bayağı bir yavaşlamış. Evet. İnşaat talepleri arttı. Talepleri artmış. Ya pardon, inşaat yavaşladı. Talepleri azaldı. Azaldı. Satışlar 2019'da neden arttı? Bu 2019'un sonuna doğru faizler düştü. Yani esasında buraya baktığınız zaman tamamen ekonomik koşullardan, Türkiye'deki yaşanan ekonomiden nasıl etkilendiğini de gösteriyor. İşte evet. Krediler düşünce artıyor satışlar veya işte iskanlar, yapı ruhsat talepleri, stoklar artınca tamamen reaksiyon. Tamamen reaksiyon. Yani yapılan harekete göre, yani hükümet tarafından gelen herhangi bir teşvik, herhangi bir karar, faiz indirimi, bütün bunlar veya atılan bir tweet, her şey olabiliyor. Birdenbire ekonomiyi etkilediği gibi sonuç itibariyle bunları da etkiliyorlar. Ama benim söylediğim tabii ki 2000 özellikle 17 yılında korkunç bir, orada mesela yeşil alanların da imarlaştırılması çıktı 2017'de. Bunun etkisiyle daha da arttı. Deprem için öncelikli olarak rantsal bir olaya girildi. Yani biliyorsunuz, konuşmuştuk geçen hafta, kentselden çok, kentsel dönüşümden çok rantsal dönüşüm gibi. Tabii daha karlı bölgelere talep oldu. Bunların içine incelediğinizde ilçe ilçe göreceksiniz ki özellikle müteahhitlerin kar amacı güçtüğü için mecburen bazen yani ticaret amaçlı. Onlar da amme hizmeti yapmıyor tabii ki ama o bölgelere ağırlıklı talepte olması. Tabii bunun arkasında emsal de var. Mesela bir belediye diyor ki buraya diyor 4 katsa sen buraya diyor 8 kat yapabilirsin dediği zaman müteahhitin iştahı da artıyor. O zaman oradaki kişiler de tercih ediyorlar. Diyorlar ki dairem küçülmeyecek. Amde müteahhit istediği kadar daire alabilecek veya işte oranına göre. Bütün bunların etkisi var. Ama dediğim gibi en çok da en büyük etki de verilen teşvikler, faiz indirimleri. Bunu da ileriki slaytlarda göreceğiz. Ama yeni konut yapımı şu anda biraz yavaşladı anladığım kadarıyla. Şimdi 2020'de çok küçük hareketler var. O 2020 rakamlarını da göstermeye çalışacağım size 3 çeyrek. Ama en çok da tabii düşüş, en büyük düşüş özellikle yapı ruhsatları 2019, talep azaldı. O yüzden bu sene projeler azdı. O yüzden konut stokları eridi. Özellikle o Haziran'dan sonra uygulanan kredilerde. Fiyatlarda konut az olunca, talep de fazlalaşınca, o kredi düştüğünde fiyatlar da otomatik olarak yükseldi. Şimdi biraz artış var. Yeni grafiğimize geçelim o zaman. Şimdi gayrimenkul satışı Türkiye'deki, yani bütün satışları kastediyorum ve konut satışlarını karşılaştırdık. Doğrudayız değil mi? Doğrudayız. Evet, doğru grafikteyiz. Şimdi onda mesela 2013'ten ele aldık. 2 milyon 162 bin, yani 2 milyon küsur bir gayrimenkul satışının aşağı yukarı %50'si, yani 51'i gibi konut satışlarına. Kırmızı çubuklar mı onlar? Kırmızılar Türkiye satışları. Evet. Gayrimenkul, tüm gayrimenkul tüm satışları gayrimenkul. İşte ticari olabilir, arazi varsa her şey içinde. Griler konut. Griler konut, evet. 2014'e bakıyorsunuz yine 2 milyon 200 bin civarında. Yine konutta biraz artış var. Yani aşağı yukarı konut satışlarının oranı 2019'da bir miktar daha artmış durumda. Gayrimenkul satışlarının toplamına göre. Farkındaysanız grafiğe baktığınızda evet. 1 milyon 300 binle 2019'u biz kapatmıştık. 2 milyon 300, yani aşağı yukarı tüm gayrimenkul satışlarından daha fazla konuta talep var. O da işte yine
konuta uygulanan, konut alımlarına uygulanan faizler. Düşük faiz oranı evet. falan. Evet. Yine Aralık ayında hani böyle bir beklentim var benim. Sen de aynı şeyi söylemiştin Fügancığım. Hani bir faiz indirimi daha gelebilir hani. Biraz daha sıkı vallahi ona pek ihtiyaç adına. Kalmadı gibi görünüyor. Çünkü herhalde amaç biraz 1 milyon 300 binin altına düşmemekti toplu satışlarda. Biraz hani böyle paçayı kurtardık biz şirketlerde vardır. Bütçeyi tutturdun. Tamam bütçeyi tutturduk. Tamam bu seneyi kapattık artık o geri kalanı indirim, seneye bırakalım. Faiz indirimi beklemiyoruz o zaman. Ben şu andaki durumda tabii bekleyemiyorum. Bir de faizleri de arttırdılar şu anda biliyorsunuz. Normalde çünkü faizlerini. Politika faizi de reel faizin evet. üzerine geldi şu anda. Normalde şu anda işte. Beklemiyorum. Ben onu söylediğimde biliyorsunuz bir buçuk ay önce falan o zaman. Söylediğimizde daha de zaten faiz oranları bu kadar yüksek değil yani. Tabii. Merkez Bankası aynen. faiz oranı 475 bas puanda artırmamıştı. Yani ben bu seneyi 1,5'la kapatacaklarını düşünüyorum ki geçen seneye göre daha da iyi. O zaman mesela eldeki konutların satışı için konut fiyatlarının madem böyle bir faiz artışı, faiz düşme beklentisi yok. Eldeki konut fiyatlarının da duruma göre biraz daha inebileceğini söyleyebiliriz. Eğer satıcı tok satıcı değilse. Yani şimdi iki türlü satıcı var. Bir yüklenici firmaların yani müteahhitlerin satışları var. Ama onlar bir çok zor da şu an. Evet bir de ikinci el dediğimiz sizin benim konutumuzu satmamız gibi olan. Şimdi insanlar bir yeni konut almak istediklerinden konutlarını satabiliyorlar. Bir sıkıştıkları için çaresiz kaldıkları için konutlarını satabiliyorlar. Kredi ödemeleri veya başka ödemelerinden dolayı. Bir de biliyorsunuz müteahhitler gibi. Bu işi yapan inşaat firmaları. İnşaat firmaları için zaten bayağı bir destek oldu bu bir sene. Bir de inşaat firmaları aslında kendileri de kredilendirebiliyorlar. Eğer güçlü finansal yapılara yani sahipse. Bankaya o teminatı verip banka da o riski alırsa ve firmaya yani, güveniyorsa arkasında bir güçlü bir teminat varsa tabii veriyorlar. O zaman banka kredi faizinden daha düşük. Ama o da çok ciddi düşük. Bir maliyet. Çok sonunda çok ciddi bir evet, maliyet evet çok ciddi. Yani sadece tüketici için değil firma için de. Yani firma öyle bir bankayla öyle bir işbirliğine girmesi için ciddi bir teminat vermesi lazım. O zaman her dikkat firma, etmek lazım. Evet. Hani güçlü firmaları seçmek peki, lazım. Peki devam edelim grafiklerimize. Sıradaki grafiğimi sevgili Aydın'dan rica edelim. Geldi. Ben bu grafiklerin çoğunu İstanbul Gayrimenkul Değerleme Firması var. Ahmet Büyükduman'la Celal Erdoğan'ın. Onlar çok güzel raporlar çıkarırlar her süper, sene. Süper, ellerine sağlık. Vallahi sahiden biz sektör sağlık. Olarak ben şahsen kendi adıma eminim benim gibi başka meslektaşlarım da vardır. Çok faydasını görüyoruz. Çünkü bunlar bize doğru yorumlamayı ve doğru yönlendirmeyi çok büyük veriler bunlar. Ve bunları toparlamak büyük bir emek. Ellerine sağlık diyorum tekrar. Akıl terlerine sağlık. Tabii. Bravo, çok güzel çok bir güzel. Şey. Biz de bunları yorumlama fırsatını sahip olduk. Yapı ruhsat, konut ve birinci el konut satışlarının mesela bu da bize ne kadar güzel. Ben bu veri mesela şimdi buradaki kırmızı olanlar birinci el konut satışları. Birinci el kırmızı konut. Dediğim koyu renk gri olan yani böyle pütü kareli olmayan mı diyeyim kareli olmayan. Bunlar yapı ruhsatları. Neydi yapı ruhsatı? İzin. Yani inşaata başlamak için izin alma. İnşaat izni diyeyim ben. Daha böyle İnşaat akılda kalır belki. Bir de konut satışımız. Satışlarda birinci el, bu evet. şey pötü kareli. Evet, evet. Şimdi konut ve birinci el satışı. Şimdi pötü kareli olan konut satışı. Evet. Bütün konut satışları. Kırmızı olanlar birinci el. Bakın birinci elle konut satışları arasındaki fark %50'den daha fazla görüyorsunuz değil mi? Yani birinci el satışları konut satışları kadar yüksek değil. İpotekli satışlarda faiz indiriminden sonra artıyor. Hangi sene? Mesela 2019. 2019'a bakıyorsunuz. 2019'da nasıl şeyler artmış konut satışları. Birinci evet. el konut satışları. O yüzden bu grafikleri böyle baktığımız zaman neyi göreceğiz biz? Mesela projeler azalıyorsa, yapı ruhsatlarına başvurular azalıyorsa fiyatlarda biraz artma olacak demektir. Çünkü olmayan bir mal yani artık piyasada değerli, daha değerli. Tabii. 2017 çok ilginç. Kafa kafaya 2017 gelmiş. Hep böyle çok ilginç. 2017'de işte inşaat yapı ruhsatlarına başvuru artıyor. 2017'de birinci el konut satışları bakın yine artmış 2013'e 2014'e göre. Tabii. Ama başvurular kadar değil. Yani konut satışları ikinci elde daha fazla. Bu onu peki, gösteriyor. 2018'de niye pat diye düşmüş ikisi birden? Neler düşmüş? Birincisi yani birinci el konutla yapı ruhsatı. İskan izni ve alan çünkü konutlar. İnsanlar artık 2017'de o kadar çok aldılar ve onların satışlarında öyle büyük sorunlar yaşadılar ki hiç bekledikleri bir satış olmadı. Şimdi bir ara inşaattan bile satılıyordu.
Yani bir bakıyordunuz şu sokakta bir inşaat başladı. İnsanlar gidip cesaret ediyorlardı. O zaman çünkü böyle bir tecrübeyi daha yaşamamışlardı. 2017-2018. Müteahhitler de daha böyle bir sıkıntıya girmemişlerdi. Alışıklardı eldekinin hemen satılmasına. Satılmayınca 2017-2018 krizi baş gösterince ne oldu? Müteahhitler de başvurularını artık durdurdular. Evet, güzel. 2019'a geldiğimiz zaman bu defa yapı ruhsatları bayağı, yani iskanlar artık bayağı tamamen düşmüş, bitmiş. Evet, yani. Evet. Yani neredeyse 2002'deki 160'lı seviyeleri düşmedi ama neredeyse yani 200-250 bin seviyelerine düştü. Ve onun da etkisini biz 2020'de gördük işte. Bu Haziran-Temmuz'da faizler düşürüldüğünde gerçekten şey yoktu. Konut yoktu neredeyse. Herkes o faizlerin, düşük faizleri kullanarak konut almak istediğinde de bazen bulamıyorduk yani. Şimdi ben rakamları söyleyeceğim. Millet bana kızacak ama mesela müşterim vardı benim. 2 milyonu var. İstediği konutu bulamıyoruz. Elde konut kalmamış neredeyse. Çok az seçenek var. Bundan bir sene önce diyor bu fiyattaydı diyor. Ben diyor 2 milyona bunu alabilirim. İşte kalmayınca, sayı azalınca, proje azalınca, yeni inşaat azalınca fiyatlarda da artış oluyor. Devam edelim Aydıncığım. Öbür grafiğimize geçelim. Konut kredi faiz oranı ile ipotekli satışların oranının karşılaştırılması. Şimdi kırmızı konut kredi faiz oranı. Doğru evet. mu? Bir dakika ben şunu biraz büyüteyim. Değiştirmiyoruz böyle. O grafiği. Konut kredi faiz oranı. Yok değiştirmiyorum. Şey aynı o kırmızı çizgili. Konut kredi faiz oranıyla ipotekli. Burada neyi göreceğiz? Faiz oranı düştüğü zaman ipotekli satışlarda düşüyor. Faiz oranı arttığı zaman ipotekli satışlarda. Sadece görüyorsunuz bu 2018'in 11. ayı sanıyorum. 2018'in 11. ayında konut kredi faiz oranı yükselmiş. Kaçlara çıkmış? Hı hı. İkilere. Ve ipotekli satışlar, toplam satışlar ne olmuş? Şak demiş düşmüş. Görebiliyorsunuz değil evet, mi siz evet, de oradan? Evet, evet, çok görüyorum. Net yani. Yani ters oranlı. Biri yükseldiğinde öteki düşüyor. Faiz oranı yükseldiğinde satışlar düşüyor. Faiz oranı düştüğünde satışlar yükseliyor. Doğru, çok doğru mantık. İnsanımız neyi? Borçlanarak alıyor. Başka türlü alamıyoruz ki. Yani borçlanmadan yani, ne sahibi olabiliyorsun ki? Yani gelir belli zaten. Ya bu onu gösteriyor. Bu çok net. Bakın ikilere çıktığında satışlar ne kadar yerlerde? Evet. Diğer grafiğimize geçelim sevgili Aydın. Bu da konut fiyat değişimini gösteriyor. Türkiye yıllık konut fiyat değişimini. Bir dakika bakalım. Az önce demin herhalde doğru grafiği vermedik Aydıncığım. Niye? Yani bende doğru vardı. Yanlış ama... grafik, ipotek falan yazmıyor dedik. Aydın, ipotek grafiğini tekrar alabilir misin? Aa, ben buradan okudum ama. İpotekli satışların, bu mu senin söylediğin? Konut evet. kredisi, faiz oranı, ipotekli satışların oranı. Bunu bakmadım oranı. Evet, şimdi bunu bir yorumlayalım. İşte bu söylediğim buydu. Süper arkadaşlar. Vallahi çok teşekkürler. Ben çünkü kendi bilgisayarımdan bakıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Evet. Burada evet. Evet, şimdi konut kredi faiz oranı yükselince... Demin söylediğim gibi ipotekli satışlar ters düşüyor. Evet. Yani biri yukarı çıkarken biri aşağı iniyor. Grafikte çok net olarak görüyoruz hangi yıllarda ve hangi aylarda o faiz oranlarıyla oynandığında. Yani tamamen satışların %50'sine ipotekli satışlar sahip olmaya başladı. Eskiden %35, %40 gibiydi. Evet. Şimdi %50'lere kadar çıktı. Yani peşin alanların sayısı gittikçe azaldı. Evet, değiştirelim tekrar grafiğimizi. Yeni grafiğimiz hangisi? Türkiye yıllık konut fiyat değişimi. Türkiye yıllık konut fiyat değişimi. Şimdi fiyatlara geliyoruz. Türkiye'de konutların yıllık fiyat değişimi ne olacak? Evet, ekrana geldi. 2011 ile 2020'nin 9. ayı. Benim burada şimdi çok fazla bir şey söylememe gerek var mı? Çok grafik açık o kadar ya, net o kadar ki. Net ki. Okuyalım ama. Bakın tabii ki yani yıllık konut fiyat değişimi 5 iken nereleri %25'lere gelmiş. Neden? Euro arttığı için veya dolar arttığı için yani dövizdeki artış neye yansıyor? Betona, çimentoya, tabii. cama yani ithal de söz konusu olduğu için bizim inşaatta. Demir çeliği zaten ithal ediyoruz ciddi anlamda. Yani bütün bunun nedeni buradaki konut fiyatı hani diyorlar ya fiyatlar düşecek. Bakın 2015-2016'da en yüksek seviyelerdeydi evet, fiyatlar. Evet. Neye göre? 2011'e göre. İnsanlar hep şöyle dediler işte 2011'de dediler ki kentsel dönüşümden yararlanalım. Tam onu gösteriyor bu. Tabii. Yenilenelim ve biz bunu işte o zaman
500 bin dolara, 1 milyon dolara, 1,5 milyon dolara satalım. İşte o 2014-2013'te onun bir kısmını yapar gibi oldular. Ama 2016'dan sonra o fiyatlar tamamen, fiyatlar aşağıya geldi. Aşağı neden? Maliyetler düştüğü için aşağı gelmedi. Ülkede yaşanan seçimdi. İşte 2016'nın Temmuz ayında yaşanan darbe girişimiydi. Seçimlerin bir daha tekrar edilmesiydi, belediye seçimlerinin. Bütün istikrarsızlık esasında dur bir yatırım yapmayayım dedi. Maliyetleri ciddi bir şekilde etkilemesine rağmen 2019'un 5. ayına kadar faizler de tabii yüksekti. 2019'un 5. 6. ayında faizler yavaş yavaş düşmeye başladı. 2019'un son aylarında kardan, tekrar yükseldi. Bu kardan zarar etmenin de resmi aslında baktığın zaman. Evet. Yani konut fiyatları düştü ama yani yüksek karları artık minimum karla satma yoluna gitti müteahhit. Yani elimden evet. çıkartayım satayım ama baktığın zaman dip nokta 2019. Aynen. 2019'da çünkü evet 5. ayı. Dip nokta. Biliyorsunuz varmış. Haziran'da zaten dibi bulduk. Evet. Haziran'da o seçim tekrarlarından dolayı bir 2019'da 61 bin falan oldu satışlar, korkunçtu. Bir de biz Mart'ta dibi bulduk. Bu Mart'ta 2020. Onun da nedeni pandemiydi. Hepsinin bir nedeni var. Fiyat artışının da, satışların düşmesinin de hepsinin mutlaka ülkenin spesifik bir yarattığı kaotik, ekonomik, siyasi bir problemden kaynaklanıyor. Şu anda da baktığınızda o yükselmenin sebebi işte bugünkü yaşadığımız durum. Aynen. Faiz oranları yükselince. Birinci stoklar bitti yükselmesinin nedeni. İkincisi dövizin değer kazanışı. TL maliyetleri zaten arttırdı. Bir de bekleyen, yani aslında bekleyen maliyetler vardı. Daha fiyatları yansımamış. Özellikle yeni konut yapıldığında yansımamış maliyetler vardı. O maliyetler de şimdi yeni konutlarda yansımaya aynen. başladı yani. Adam evet. stokta demiri vardı. Eritti, bir daha demir alıyor şimdi. Yüksek maliyetten zaten alıyor. Zaten hep söylediler. O da fiyata yansıdı. O dönemde mesela 2017-2018'de başlamış da satılamamış bu faizlerin yüksek oluşundan dolayı bekleyen bir yıldır, 1,5 yıldır satılmayan konutların hepsi tak dedi bitti. Tabii şimdi 2020'de. Yenisi esas. Şimdi iyi. Yeni maliyetler ya elinde yüksek. Değil ki adam hani kar etmeyeyim abi? Dese bile bir maliyeti var. Ayrıca kar etmek de zorunda. Kim amme hizmeti yapıyor? Yapmaz. Mecbur yapacak. Oradaki artık karı oranı iyicene düşecek. Şu anda o yüzden o de talep az. İkinci el konutlarda aslında daha bir avantajlı evet. olur. Yani sıfır konutlar pahalandı. Çünkü eldeki sıfırların büyük bölümü bitti. Tamamlanmamış olan konut projeleri var. Mesela ben görüyorum E5 kenarından doğru. geçerken falan. Onlar da pahalandı. Çünkü niye? Malzemelerin tabii. daha penceresi yapılmamış, birincisi kapısı takılmamış. Birincisi beklediği için finansman değeri var. Bir. Of. Ayrıca üstüne de tabii yeni eğer tamamlanmadıysa ve malzeme daha yeni alındıysa. Onların maliyeti var. Ayrıca tabii. İşte onları nasıl yansıtacak? Müteahhit çok zor durumda kalıyor bu defa. Çünkü yani, başta evet. anlaştığınız fiyatın üzerine yaslamıyorsunuz onu. Evet, eğer sözleşmeyi öyle tabii ki o zaman aslında tamamlanmamış binalardan ev almak isteyen kişilere de uyarmak lazım. Dikkat i̇şte etmeleri lazım. Çok sağlam sözleşmeler yapılması lazım. O sözleşmeler de böyle kitapçık gibi. Hiç kimse tabii ki onları okumuyor. O Ayşe'cim, yüzden mutlaka bir gayrimenkul hukuk. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim. O sözleşmeler ne kadar sağlam yapılırsa yapılsın. Bir mahkemeye gittiğiniz zaman evet, hep onu söylüyoruz. 20 yıl gidiyor. Esenyurt'taki bakıyorsunuz orada. İki harfli bir binalar var. Yapıldığı bir sürü teslim edilemedi. İnsanlar hala mağdur. Mahkemelerde sürünüyor. O yüzden bence ben olsam mesela bitmiş bir evi almayı tercih ederim her zaman. Yani her zaman bitmiş bir evi ama bazen de işte sağlam, güvenilir, bildiğiniz araştıracaksınız. Geçmişini. Evet. O kadar finansal yani okuryazarlığımız o kadar olması lazım. O müteahhitlerin, o evi yapan kişilerin biraz işlerini, biraz bankalardaki kredibilite, hepimizin bir bankacı tanıdığı vardır yani illaki girip çok rahat öğrenilebilir bunlar. Şimdi siz o işe başladığınızda adamın hiç dönmemiş çeki olabiliyor. Kredibilitesi bankalarda çok iyi olabiliyor. Ama süreçler içinde yaşananlarla gidiyor yeni bir yatırıma giriyor. Yani yeni bir işe giriyor, yeni bir inşaat alıyor, yeni krediler alıyor. Siz başlarken adam sağlam oluyor da süreç içinde... Adam gene diyorsun ki Allah'a mı kaldı şimdi? öyle demek istemiyorum ama sahiden en sağlamı. Evet. En sağlamı bitmiş gördüğünüz. Bitmiş bina ya. Yani ben vallahi da böyle içine gireceğim, içine gireceğim, oturacağım, evet. tapusunu alacağım, parasını vereceğim. Ben o biz, yüzden biz, ama bizdeki hatane biliyorsun biz sat yapçıyız kardeşim. Satıyoruz, evi yapıyoruz. Tabii. Halbuki yap satçı olacaksın.
Bina yapacaksın, öyle satacaksın. Ben binanın ikinci katına çıkıyorum, beşinci katı satıyorum. Daha onu yaparken 6'yı 7'yi satıyorum. Ya yani bitmeyen binayı satıyoruz. Halbuki yapıp da satsak bu sorunlar olmaz. Esasında en büyük sorunlardan biri, bütün tabii ki yüklenici firmaları, bütün inşaat firmalarını, bütün müteahhitleri kastetmiyorum ama fizibilite çalışması yapmıyorlar. Şimdi bugün başladı mesela, bana soruyorlardı. Fügen Hanım, biz bunu işte bitirdiğimizde 1 milyon dolara satabilir miyiz? İşte yıl 2016'nın başı. Şimdi diyordum ki 1 milyon dolar dediniz, bugün bu. Ama ne olur bilemem ki derken yani. Birdenbire işte Ağustos Eylül'de o dolar fırladı, biliyorsunuz o 2018'de 2016 hepsinde bir facia yaşandı. Ve sonuç itibariyle sizin yola çıktığınızda yapmış olduğunuz fizibiliteyi çok doğru yapmanız lazım. Şimdi ben hani bankadan sözünü bitir istersen. Yok, finansmanını doğru hesaplamak lazım. Yani ben buraya şöyle giriyorlar işte. Hı. Ben burada işte bir tane dükkan alırım. 3 tane de işte daire alırım, 4 tane. İşte 2 daireyle bundan satarım. İşte oradan bir 5 milyon alırım. Bunu da bitiririm. Gideyim krediyi çekeyim. Bunları da ipotekleyeyim şeyleri. Teminat göstereyim inşaatı. Böyle girdiler işe. Böyle giren adamları gördüm ben ya. Girdi yani, böyle girdi ve battı. Battı. Yani gözümün önünde intihar etti adam. Girmeyin diyorsunuz. Bakın buna girmeyin. Bunun ne olacağı belli değil. Yok yok, satılır o. Ne dükkanı satabildi, ne daireleri satabildi. El koydu. Kat malikleri perişan oldu. Şimdi böyle yaptığınız zaman, yani ben onlara da biraz iş adamı olmalarına rağmen hayretle izledim. Şimdi bankaya paranızı yatırıyorsunuz. Merkez Bankası yatırdığınız paraların karşılığında bir karşılık Merkez Bankası'nın akçesinde kalıyor. Evet. Yani banka batarsa devlet diyor ki ben senin paranın garantisiyim. Şimdi inşaat firmaları da bence bir inşaata başlamadan önce o inşaatın değerinin belli bir oranını toplu konut idaresi mi olur adı, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir bankası mı olur anlaştığı, oraya bunu koyması lazım. Ya da Merkez Bankası olur en güzeli. İnşaat şirketleri de büyük firmalarda, küçük firmalarda fark etmez. Yapacakları inşaatın belli bir oranını devlete garanti vermeleri lazım ki yarın battığında vatandaş mağdur olmasın. Aynen. Tamam mı? Bunu yapmak lazım. Bunu yapmazsan bu bir sigorta. O zaman çok konut mağduru mesela çıkar. Mesela şey çıktı biliyorsunuz. Kentsel dönüşümde sözleşmeyi yapıyorsunuz. Eğer efendim birkaç ay içinde başlamazsa, yıktıktan sonra birkaç ay içinde başlamazsa onu azledebiliyorsunuz. Yani o müteahhite diyorsunuz ki ben seninle çalışmayacağım. Şimdi bina yıkılmış. Sen ortada kalmışsın, kiraya çıkmışsın. O müteahhite bay bay diyorsun. Yeni bir müteahhit geldiğinde bu sefer de o müteahhitle anlaşmak için zaten eksi durumdasın. Yani inanılmaz şeyler de var. Kanunları da iyi okumak ve mutlaka ben her şeyi hukukçuyla yapması gerektiğini düşünüyorum. Bütün sözleşmelerin gayrimenkulle ilgili, kentsel dönüşümle ilgili. Gerçekten bir gayrimenkul avukatı çok önemli. Bak bu akşam mesela şimdi saat arkadaşımız soruyor benim, Sami Altınkaya diye. Ben de bu arada laf yetiştiriyorum. Hem sana evet, laf yetiştiriyorum, yani hem buraya bakıyorum, hem telefonuma bakıyorum. Akşam Sinan Alçın var. Hem de yanında bomba gibi bir konu olacak. Sabri Öncü ile beraber, Doktor Sabri Öncü ve Sinan Alçın'la beraber akşam saat 19.30'da bu yasaklardan dolayı. Ben şimdi saat 19.30'da çektim programlar arkadaşlar. Mecburen, çünkü 20.15 gibi falan bitirmemiz lazım ki biz de karşıya gidiyoruz. Eve gidebilirim. Dün Mecidiyeköy böyleydi. Ana baba günü. Trafik çok kötüydü. Yani büyük şehir, küçük şehirlerde anlıyorum. İşten çıktınız, eve gittiniz 15-20 dakika, bilemediniz yarım saat. Ama İstanbul gibi bir yerde, bak Ankara'da da öyle, memur şehri 6'da 7'de 8'de bitiyor her şey. İstanbul'da 9'da eve gitmek için mücadele ediyorsun, 9'da eve varamıyorsun, 9.30'a falan buluyor bazen eve gitmen. İstanbul için, bence özellikle İstanbul için ayrı bir yasak gelmiş. Valla ben bugün giderken ceza yersem söyleyeceğim. Ama yapacak bir şey yok. Hamile kart, sen yok, sen şimdi zamanında gidersin. Öbür grafiğimize geçelim. Neydi öteki? Bir dakika, fiyat endeksini. Aydın getir bakalım grafiği, geldi mi? Yıllık konut fiyat endeksi değişimi. Ona mı yaptık bakalım? Hadi bunu konuşalım şimdi. Onu konuştuk zaten. 2011'in birinci ayıyla dedik. 2019'da fiyat endeksini konuştuk. Hatırlıyorsanız biraz önce konuştuk. Oradan yola çıktık ya. Bu fiyatlar ekrana, bu şimdi geliyor. Öyle başlayacağım. Mi? Tabii tabii. Pardon, şimdi o geliyor zaman ekrana. Ben kendi ekranımda vardı demek ki. Ayşe Fügen Arda, yıllık konut fiyat değişimleri, evet. İstanbul. Şimdi burada dedim Ankara ki. Ankara ve İzmir var burada. 3 şehir var. 3. Bu 2019'un 5. ayında niye çok düşüktü diye demin
esasında böyle küçük bir açıklama geçtim. Neden düşüktü? 2019'un 5. ayı faizler yüksekti. Evet. Konut satışları düştü. Ya. Stoklar fazlaydı. 2017'de aldılar yapı ruhsatlarını, inşaat izinlerini. Gel gel. 2017'de aldılar. 2018'de yaptılar, satılmadı. 2018 patladı. Stoklar patladı. Ya. 2018'den sonra da 2019'da bu sefer yapı ruhsat alma, izin alma azaldı ve satışlar da azaldı. Ne oldu? Fiyatlara yansıdı. Şimdi şu grafiğimizde mesela İstanbul, Ankara ve İzmir var Ayşe'cim orada. Yıllık konut fiyat değişimi. Bir dakika, onu ben bir bulayım da. O grafiğini sen bir aç bilgisayarından. Mesela İstanbul için evet, kırmızı. İzmir, Ankara için mavi ve İzmir için de yeşil. Yeşil var. İstanbul'u bir değerlendirelim önce. Yıllık konut fiyat değişimleri nasıl olmuş? Zaten efendim İstanbul'u az önce Türkiye zaten. Türkiye genelinin zaten %21-22 konut satışını. Of. İstanbul'u görüyorsunuz. Yani çok farklı mı şimdi? Demek Türkiye genelinin aslında büyük bölümde İstanbul'dan fiyatlanıyor. Tabii. Değil mi? Az önceki tabii, grafikle tabii. İstanbul grafiği çok benziyor birbirine. İpotekli satışların büyük çoğunluğu İstanbul'dadır. Konut satışlarının büyük çoğunluğu İstanbul'dadır. İlk faizler düştüğünde ipotekli satışlar İstanbul'da artar. Yani İstanbul esasında Türkiye'nin yansıması. Evet evet. Türkiye'ye bakın. İstanbul'da çok benziyor evet, birbirine. Ankara'ya yani, bakalım o zaman. Ankara mavi olan değil mi? Bakın mavi Ankara olan tabii. Ankara. Hani hatta geçenlerde bir Ankara açtınız ya, hatırlıyor musunuz? Evet evet açtım. Ankara'yı söylediğinizde şeydi. Hani orada alabilen evler daha büyük. Ve kocaman, balkonlu. Evet, daha büyük ve fiyatları daha uygun ama onların da kendi içinde fiyatları tabii ki arttı. Ankara'da yükselmiş yalnız son tabii, dönemde. Bakın hepsi aynı yere çıkmış. Esasında of, İstanbul'a göre İzmir, Ankara'da aynı derece. Aynı yalnız şöyle bir şey söyleyeyim. Ankara'da mesela İstanbul'da o fiyatlara, bu fiyatlara ev alıyorsun ama Ankara'da o fiyatlara ev alacak müşteri bence o kadar fazla olmaz. Ne acaba? Memur şehri. Yani bürokrat şehri daha doğrusu. Yani tüccar sanayici o kadar. Memurum işini bilir dermiş. Yani bilmiyorum vallahi. Ankara için çok yüksek geldi Ayşe bana rakamlar. Ama bunlar yıllık konut fiyat değişimi. Ne yani adam fiyatlar artmış. %25'ten fazla, %27 gibi fiyatlar vallahi artmış. Mahmut Bey ben size katılıyorum. Konut filan alınmaz. Mayıs'ta 350 bin olan ev şu an olmuş 600 bin. Vallahi ben de almazdım. Şu anda bu fiyata ev alacağıma kiraya giderim. Seneye 700 bin. Tabii. Ama gene bir ev benim olmuyor ki, bankadan kredi çekiyorum. Ev sahibim banka oluyor. Ne anladım ben bu işten? 20 yıl ödedim. Öteki türlü ev sahibi, yine aynı konuya geldik. Yemin ediyorum ay aynı şeye geldik ya. Öteki türlü de bir tane ev sahibi var. Orada adı Ahmet, Hasan, Ayşe neyse. Ona ödemeye devamlı devam. Evet, yani sonunda banka benim ödünce... oluyor ev ama maaşı çok çok pahalı ya. 700-800 bin lira ev yani. 350 bin liralık ev olmuş 700-800 bin lira yani. Gelirim ama söylüyorum ya, zamanında alınmış alınmıştır. O yüzden şimdi bugün alınmazsa önümüzdeki bence yıllar eğer... Arkadaşım ben size bir şey söyleyeyim. Paranız cebinizde hazır olsun, bankada dursun. İlla sıkışan birini bulursunuz, o zaman yapıştıracaksın ya evi. Ya ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir yönlendirme görmedim. Rezalet. Vatandaş Sami konuşuyor. Gerçekten ya, vatan tipik yani. Böyle bir şey. Hep ama, zaten ama herkes arayıp yani şimdi. Okazyon bir şey var mı Figen Hanım? Sıkışmış biri var mı Figen Hanım? Ama ne yapacağım şimdi? 600 bin, 700 bin. Büyük para bunlar yani. Ya tabii ki büyük para ama ya o fiyatla da bir şey aldığın zaman 2 sene sonra işte bulamıyoruz aynı fiyata. Valla konut fiyatları düşer mi? Ayşe Hanım biraz önce dedi ki düşmez. Düşerse de düşmeyecek. Yani çok sıkışanlar ancak benim gibi böyle kenarda bekleyenler varsa eğer çok sıkışanlar. Ya sıkışanlardan satışlar olur ama bu yüzde istisnalar çok büyük kaideyi olmaz. Bozmaz. Ben çok neyine güven şey olarak söylüyorum. Maliyetler artıyor. Evet. Maliyet yani beton, çimento bunların maliyeti arttı. Demir bunların maliyeti artarsa gülüyorsun kim ya, yazıyorlar oradan. Bana mı söylüyorlar? Hayır yani, sana bir şey yok. Doğru yalnızca vallahi doğruyu söyleyeceğim. Şey, vallahi sana bir şey söylemiyorlar. Ama ben gördüğümü yaşadığımı söylüyorum. Ya geçen Ayşe Hanım'a sorar mısınız? Sorunuz. Dükkan ve ofislerden depo ve endüstriyel tesislere kaymalar söz konusu mu? Doğru. Söz konusu tabii. Evet ya, kesinlikle katılıyorum. Peki diğer grafiğimize geçelim mi? Vatandaş Sami. Sinsi gülüyorum. Şu konut satış birim değerlerine geldik değil mi? Yine İstanbul, hangisine Ankara, geldik? İzmir. Evet, konut satış birim değerleri.
birim değerleri. Metrekare fiyatları. Evet. Şimdi bakın, burada Türkiye geneli siyah, İstanbul işte bordo kırmızı, Ankara turuncu, İzmir gri. Hmm. Şimdi bakıyorsunuz en yüksek neresi? İstanbul tabii ki. Kırmızı. Türkiye tabii. Kırmızı değil, bordo. Ha, bordo olan. Bordo. İstanbul bordo. En yukarıdaki. Siyah olan var, 2930 metrekaresi. 2930 lira. Evet. Metrekare, ortalama metrekare bunlar. Averaj metrekare. O Türkiye ortalaması. Ya yani o Türkiye ortalaması. Ne kadar yüksek görüyorsunuz Türkiye değil mi? Türkiye ortalamasının İstanbul ne kadar? Çünkü yüz ölçümü küçük, insan sayısı çok. Metrekare başında düşen insan sayısı da çok, aynen, olduğu için. Ama arsa maliyetleri çok yüksek. Bir de tabii ki şey de öyle. Yapılan inşaatlar fazla. Alım gücü Türkiye geneline göre daha fazla. Alabilecek insan sayısına baktığınız zaman başka bir şehirde aynı oranda değil. Mesela dibindediniz. Ankara'da bunu alabilecek insan var mı? İstanbul'a oranladığınızda, nüfusa oranladığınızda da İstanbul'da daha fazla. Bir, arsa çok değerli İstanbul'da. Çünkü evet, İstanbul artık başlı başına bir ülke gibi oldu. İzmir'de mesela son dönemde Türkiye ortalamasının üzerine çıkmış. Ya neden çok talep var? Göç alıyor şimdi. Göçler de etkiliyor. Yani insanlar İstanbul'daki evlerini satıp İzmir'e gidiyorlar. İzmir'deki fiyatlar da inanılmaz. Yani biz eskiden bakardık İstanbul'daki bir evin satışıyla, işte Kadıköy'de bir evi satsanız İzmir'de iki ev alırdınız. Değil şimdi mi? Şimdi tabii yok. Çok zor artık. İnanamıyorum ya. Bazen karşı yaka İzmir'de çok falan artmış bakıyorum. Ama ben İzmir'deki konut fiyatlarının artışında şöyle bir tespit ettim. Geçen hafta İzmir'deydim ben. Şöyle dedim, dolaştım, hafta sonu sokağa çıkma yasağı yoktu. Gündüz serbest biliyorsun, gece yasak. Ama ben gece geziyorsunuz siz. Mesela Belçika'da böyle başlamış yasaklar. Gece serbest gündüz mü? Gece, hayır, bizimki gibiymiş. Gece yasakmış. 21'den sabah 5'e kadar yasakmış. Bence kötü bir kopya çektik biz. Çünkü Belçika'da şöyle bir alışkanlık var. İnsanların gece çıkıp yiyip içki içme, gezme, restoranları dolaşmaya, sabaha kadar ve geç saatlere kadar eğlenme alışkanlıkları var. Türkiye'de de bize herhalde akşam misafirliğe gitmeyelim diye yaptılar bunu. Geziyorsunuz. Ama ben biz Aynur Hanım'la çok. Şimdi bak, biz ev gezmesine gidiyoruz. Ha, millet içmeye, yemeğe içmeye gidiyor yani. Ya öyle bir grup da vardı ama ne kadardır nüfusun ne kederidir. Ne kadardır artık, aylardır yani, kimse kimsenin evine girip çıkmıyor ki. Yani bu gece çıkmamalar bence tamamen gece insanlar birbirine gidip gelmesin diye yapılıyor. Buraya niye geldim ben? Ya İzmir'e. İzmir'de çok enteresan. İstanbul'dan İzmir'e çok ciddi oranda bir göç var arkadaşlar. Çok. İzmir halkı var ya, baş tacı, ben size söyleyeyim. Lüks, konfor, rezidans, 5 yıldız, 10 yıldız falan bakmaz. Ama yani hepsi İzmir var halkı, zaten İzmir'de. İzmir halkı kaliteye bakar. İnsan kalitesine daha çok önem verir. Yaşam kalitesine önem verir. İzmir halkı daha böyle relax, daha rahat yaşayayım. İzmir halkı öyle de İstanbul'a oraya ister. Gidince İzmir halkını da geriyor. Kardeşim İstanbul halkı İzmir'i gitti bozdu, ben size söyleyeyim. Bozdu. Eski belediye başkanı dedi ki Ayşe, İzmir yaşanılır şehir falan. Ben de dedim ki ya sayın başkan, niye böyle diyorsunuz? Bak bütün herkes İzmir'e gelecek şimdi. İzmir'in şeyini bozdu. Urla'daki evlerin fiyatları, ben İzmir'de 10 yıl yaşadım. Annem İzmirli benim. O 10 yıl içinde almadım, nasıl pişman. Urla'da o Zeytinlik tarafında bir müşterim dedi ki bana, Figen Hanım işte ben İstanbul'da Göztepe'de oturuyorum, Urla'da ev almak istiyorum. İnanamadım. 4-5 milyon TL küçücük villalar. Yani bahçesi var. Villa böyle minik. 4-5 milyon TL olmuş. Onlar zamanda... Çünkü İstanbul'daki adam İzmir'e gidince o fiyatlar ucuz oluyor. Pazarlık yapmıyor. Şakadanak alıyor onu. Alınca otomatik olarak talep artınca fiyatlar yükseliyor. Ya tüm İstanbullu için yükseliyor. Değil tabii şimdi. İstanbul'dan benim için değil ama çok insan göç etti İzmir'e. Doğru. Ama İstanbul'dan büyük oranda İstanbul'dan göç var İzmir'e. Bunu i̇şte o fiyatları zaten yükseltti bir. Bu kadar talep, bakın yine talep. Yine hep talep. Söylüyorum. Talep artınca talep fiyatlar artınca yükseliyor. Talep artınca fiyatlar yükseldi. O İzmir'i öyle görüyorsunuz. Yönetmen Aydın da gitmek istiyor da ben gidemiyorum. Düşkü ben bırakmıyorum onu. Öyle mi diyor? Ya Aydın, bu yayınları İzmir'den yapalım, fark etmez. Nasıl dijital yayın, İstanbul'da olmamız zorunlu değil. Gideriz İzmir'den yaparız. Senin çocuğu da orada okutur. Hiç sıkıntı yok kardeşim. Hiç sıkıntı yok İzmir'de yani. Çok güzel okullarda. Bir de İzmir'de çocuk, benim oğlum İzmir'de okudu. Liseyi İzmir'de çocuk büyütmek daha da güzel. Daha da rahat. Hadi devam edelim Aydın grafiklerimize. Ne geliyor şimdi sırada? Yayın artık son. Son grafiğimiz mi bu? Yatırım getiri karşılaştırmaları. Oo, en bombası en sona geliyor. Onu az solist olarak sona koydum ve sahneden ayrılıyorum dermişim. Yorumlamayı da bana mı bırakacaksın? Tabii, bakın ama. Yatırım getirisi karşılaştırmaları. Evet. Arkadaşlar bakın, en merak ettiğimiz konu bu. Altını görüyorsunuz. Dolara yeşil olan,
konut kırmızı, borsa en altta. Allah'tan üstü altımızda bir tane borsa var. Vallahi gayrimenkul. Ya ben ama dediğim gibi gayrimenkulün yatırım aracı olmasından daha çok ona hala aynı şeyi söylüyorum. Yatırım aracı. Yani bir evi olur insanın, ondan sonrasını kazandığı parayı, biriktirdiği parayı yatırım için başka araçlarda değerlendirebilir. Ama evi olmayıp da o yatırımı değerlendirip çok da kaybeden gördüm. Yani ev parasını işte biraz altın alayım, altın yükseliyor deyip çakılan da gördüm. Borsada çok gördüm. Yani ben bir evi olsun, en azından o evi riske atmasın, bir başını sokacağı bir evi olsun, ondan sonra kazandığına, biriktirdiğiyle diğer yatırım araçlarında güvenilir danışmanlarla o riskleri göze alsın. Klasik bir Türk kadını yaklaşımı. Ya ben böyle büyütüldüm arkadaşlar. Bir tane evi olsun insanım. Ben hala aynı şeyi söylüyorum. Doğru. Başınız ne, karnımız tok, sırtımız pek. Yani sırt pek ne demek? Evimiz olsun. Tabii, aynen bence öyle de. Yani. Bence de mantıklı. Anız çok enteresan bir şey var. Mesela altın hakikaten çok iyi. Bunu ben hocalara da soruyorum, böyle piyasacılara. Diyorum ki altın yükseldi. Konutunu falan satıp altın alan gördüm. Ama yani konut satıp altın almak doğru değil. Ya da bak, borç alıyor adam. Altın alıyor. Kredi alıyor ya. Kredi alıyor. Yani kendisine emanet ediliyor para mesela. O emaneti alıp, dün Emre Hoca söyledi. Emaneti alıp yatırım yapmış adam ya. Evet. Ve zarar etmiş. Şarjım da bitti. Şimdi benim, bak orada grafikten, benim grafikten de gözüküyor zaten şu anda. Yeşil olan dolar. Şu anı göremiyorum artık. Oradan bakabilirsin bak sen. Yeşil olan dolar. Tamam mı? Yeşil olan dolar. Ve baktığımız zaman da gerçekten borsa daha fena ya. Konutta borsa dolar. Yani konut daha ya, çok kazandırmış. Konut ben tabii. Konut daha fazla kazandırdı. Yani konutu beklerlerse birkaç yıl sonra daha da iyi kazandırır. Tabii aslında demiş kısa ki, dönem evet, altın döviz, yemin ediyorum kısa dönemde. Bakın beklerlerse birkaç yılda gayrimenkul de kazandıracak. Ama kısa dönemde çok kazanayım, risk var. Her şeyde bir risk kısa var. Kısa dönemde gayrimenkul olmaz. Alış satış fiyatları arasındaki kar ve kira getirisi hesaplanarak mı çıkarıldı bu grafik demiş. Alış satış fiyatları arasındaki kar ve kira getirisi hesaplanarak mı çıkarıldı bu grafik? Bu grafiği çıkaran iki üstadımızı bir kere sevgiyle tekrar isimlerini. Ahmet Büyükduman'la Celal Erdoğdu. Ve TÜİK'ten onlar, alınan verilerle evet, bu tabii, grafikler tabii, çıkartıldı. Aynen. Evet, aynı şekilde. Zaten kaynak olarak her zaman TÜİK. Ben onların başka raporları da var. O raporlardan dönem dönem. Yani burada büyük bir ihtimalle getiri o yıllarda o gayrimenkulü o bölgede kaça alıyordunuz? Alsaydınız bugün kaça alırdınız? Onları hesaplıyorlardır. İzleyicilerimiz mesela bize yine bir ödev veriyorlar. Tuncay Bey'in bize verdiği ödev var. Haftaya çalışalım onu. Araç fiyatları daire karşılaştırıldığında ne fiyat çıkıyor? Ha, araç fiyatları ile daire fiyatları karşılaştırıldığında ne fiyat çıkıyor? Bir de buna bakalım. Yine TÜİK verilerine bakarak. Çünkü araç fiyatlarıyla ben TÜİK'in bütün verilerinin enflasyon dışında çok güveniyorum. Diğerlerine yani enflasyonu ayırıyorum. Yarın da enflasyon açıklanacak ya. Evet. Orada mesela benim gıda enflasyonum çok yüksek. Çünkü ben seyircilerimiz de bilir, peyniri çok seviyorum. Olmuş 80 lira, 60 lira peynir yani. Böreklik peynir alıp kahvaltıda onu Twitter'da biri yani şey demiş. Şaka yumurta gibi olmuş diyor. 2 lira ben yumurtlayacağım. Yumurta. Twitter beni ötürüyor. O da güzeldi. Yani şimdi gayrimenkulde 2021'i evet konuşmamız lazım. 2021'de gayrimenkul fiyatlarının çok düşmesini beklemiyorum bir. Hı hı. Faizlerin hemen indirip de hani ben Aralık'ta tam sormuşlardı biliyor musun? Öyle mi? Vallahi içine doğmuş. Teşekkür ederim. Çok konut fiyatlarının çok düşeceğini, yani düşeceğini beklemiyorum bir kere. Beklemiyorsun. Beklemiyorum. 2021'de peki? 2021'de beklemiyorum. Ha, bu sene yani 2021'de zaten beklemiyorum. Bir. İkincisi yeni projeler başlandıktan sonra bu projelerin bitmesi 2022. Yani şu anda da inşaatlar durmadı. Pandemide her şey durdu. İnşaatlar devam ediyor. Ediyor şu an ediyor. İnşaatlar devam etse de 18 ay sonra. Şimdi bugün başladılar. Yapı ruhsat izinleri alındı. Başvurular arttı biraz. Bunların 2022'yi bulacak. O yüzden 2021'de fiyatlar daha da artacak. Faizler düşer mi diye sormuşlar tek. Onu da söyleyelim. Ben düşmeyeceğini söylüyorum. Ben onu şu anda düşeceğini zannetmiyorum. Onun için bayağı bir ekonomik güç lazım. Ancak bilmiyorum artık başka bir şeyler daha satarsak. Bu ara bir sponsorumuz daha var. Ondangelsin.com. Ondan gelsin deyince direkt geliyor. Peynir filan aldım ben oradan şimdi. Fiyatı daha ucuz.
Aa ne güzelmiş, ben de ondan yani gelsin. Söylüyorsun bir saat sonra falan geliyor. Akşam, yani sabah söylüyorsun akşam üzeri geliyor, öyle enteresan. Reklam aldık arkadaşlar. Daha erken de geliyor. Bu arada arkadaşlar programın başında da söylemiştik, hakikaten bu önemli. Şu ileri saat uygulamasına acil olarak geçmek gerekiyor. Çünkü neden diyeceksiniz? Tasarruf yapmamız için. Çünkü bu ileri saat uygulamasına geçmemizdeki sebep daha az elektrik kullanalım. Daha az enerji sarfiyatımız olsun. Niye geçmiyorlar? Çünkü cari açığımızın, yani cari açık lafı da değil, yani dış ticaretimizdeki zararın en büyük sebebi enerji. Tabii. Enerjide dışa bağımlı bir ülkeyiz Ayşe. Öyle olduğu için de bizim daha az elektrik kullanmamız lazım. Kapatıyoruz ya böyle çıktığımız oda elektriklerini. Bunun sebebi bu. Tabii. Çünkü enerjiye çok muhtacız ve ihtiyacımız var. Enerji fakiri bir ülkeyiz bu anlamda. Alternatif enerji kaynaklarımız daha yeni yeni ülkede gelişiyor. Satın aldığımız bir şey. Şimdi eğer ileri saat uygulamasına geçersek sevgili arkadaşlar, güneş doğduğunda uyanıyorsunuz. Yoksa bugün ve bundan sonraki günlerde olacağı gibi 21 Aralık en uzun gece. Karanlıkta uyanıyorsunuz. Saat 7 olmuş. Karanlık, ışık açıyorsunuz. Işık açınca 8 aydınlanana kadar elektrik sarfiyatınız artıyor. Akşam da aynı. Tabii bunun psikolojik boyutunu programın başında söyledim ben. Akşam aynı şekilde işten çıkıyorsunuz, gene karanlık. Yani karanlıkta çıkıyorsunuz, evden karanlıkta giriyorsunuz. Bütün gün ofiste zaten eğer kapı penceresi yoksa, çok insan var arkadaşlar plazalarda çalışmayan, karanlıkta çalışan, dört duvar arasında çalışan çok insan var. Yani gece uyanıp gece yatıyorsunuz gibi ve o insanların psikolojisi o kadar kötü oluyor ki. Ya ben de kalktığım zaman güneşle uyanmak istiyorum. Yani güneşe uyanmak kadar güzel bir şey var mı? Bir uyanıyorsun. En fazla intiharlar. Yani o insanın psikolojisini de bozuyor ve maalesef elektrik şirketlerinin para kazanması için yapılıyor bu iş. Elektrik dağıtım şirketlerinin para kazanması için yapılıyor bu iş. Elektrik dağıtım şirketleri zaten bizden faturalarla gerektiği parayı alıyorlar. O yüzden bizim artık buna itiraz etme zamanımız geldi. Ama şimdi biz böyle söylüyoruz da bir gerçekten insanlar... Bir de dolar baz alarak alınıyor Ayşe. Dolar arttığında... Ha, tabii tabii. Dolar biz arttığında elektrik faturaları da artıyor. Ya ben artık onun düşmesini istiyorum. Yorum geliyor mu bu şeyle ilgili? Yani ben de merak ediyorum vatandaşın izleyicilerini. Yani şu anda mesela bununla ilgili haklı yorum gelmemiş. Yani ha, daha yorum gelmemiş ama ben emin olun insanların bu şekilde düşündüğünü. Kira çünkü getirisi hesaplanmışsa konuta haksızlık edilmiş diyen var. Evet, bakın videolar hazırlamamızı istiyorlar. Ahmet Ertuğrul Bey demiş ki, lafı gelmişken enerji ticareti ve sektörü üzerine de videolar. Evet, bu konu aslında enerji konusunu ele alacağız arkadaşlar. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren enerji konusunda Türkiye'nin enerjisini, enerji kaynaklarını, bu kaynakları doğru kullanıyor mu? Vatandaşa bu gerçekten doğru yansıtılıyor mu? Bunun bedelini vatandaş mı ödüyor? Enerji fakiri bir ülkeyiz ama bu enerjiyi doğru kullanabiliyor muyuz? Bunları masaya yatıracağız. Bu konudaki rekabet gerçekten haksız rekabet mi yapılıyor? Yoksa düzgün mü işliyor işler? Bunları masaya yatıracağız. Çünkü enerji hakikaten bizim cebimizi doğrudan etkiliyor. Yani ısınıyorsun. Kesinlikle, enerji. Tabii, aydınlanıyorsun tabii, enerji. Tabii. Ya bugün bu yayını yapıyoruz enerji tabii, Ayşe. Tabii tabii. Sıfır konutlar için paket gelir mi demiş Sinan Bey. Onu da cevaplayalım. Boş kalmasın sorularımız. Sonu asla. Ben beklemiyorum şu anda paket. Şu anda beklemiyorsun paket. Ama firmaların kendi indirimleri var. Mesela 0.99, 0.98 gibi böyle markaların TOKİ ile birlikte işbirliği yapan bazı markaların şeyleri var. Bankaların teminatlarıyla yaptıkları işler var, faizler. Evet. Arkadaşlar dersimizi çalışalım. Ben yine de tasarruftan yanayım. Yani elektriklerin az yanmasından ya yanayım. Ondan yana olmamak zaten mümkün değil. Ama her şeyi geçtik bir tarafa. Ben güneş doğduğunda evimden çıkmak istiyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayşe Figan Arda'ya da çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Önümüzdeki rica hafta ederim. Yine böyle dersimizi çalışıp geleceğiz. Sizlere benim güzel bilgiler keyifti. Vereceğiz. Kendinize vallahi, iyi bakın. İyi olun. Abone olun. geliyoruz buraya. Bu soğukta sizler için pandemi denilemiyoruz. Çalışıyoruz. Abone olun arkadaşlar. Bir daha Figancığım, bizim arkamızda böyle dev büyük holdingler, dev büyük sermaye olsa zaten bu kadar da rahat konuşamayız arkadaşlar. Siz de farkındasınız değil mi? Sizler beğeneceksiniz, abone olacaksınız. Bizler evet, büyüyeceğiz ve ayakta kalmaya devam edeceğiz.
Bir de ne kadar meşhur ya, görüyorum herkesin evinde böyle bir siyahlı beyazlı kütüphaneler, arkada ne kadar okuyan bir milletmişiz yani. Evde yayın yapan arkadaşlara bakıyorum, bir kütüphanenin önünde yayın yapıyorlar. Yapma, ben de öyle hepsi yapıyorum. Hepsi IKEA kütüphanesi, ben size söyleyeyim ha. Aa ya lütfen ya, ben vallahi de hepsi. Ama sen kitabının, ama sen işte evde, sen şimdi profesyonelce televizyonculuk yapmıyorsun ama ben burada televizyonculuk yapıyorum. Tamam, sen tamam, uzmansın. Ben kendi kanalımda, YouTube kanalımda yapıyorum. Tamam. Senin ben kendi zannettim, YouTube kanalın. Ay dedim nasıl bir taş geldi. Yok, yok canım, sana değil o taş. Tamam. Mesleği gazeteci, televizyoncu olanlar evlerinde mecburen yapıyorlar. Tamam. O da parasızlıktan da olabilir. Ben işte bizi zengin ediyoruz, ne yapalım işte, yapmaya çalışıyoruz. Efendim görüşmek üzere. Sizleri seviyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Akşam beraber olacağız. Saat 19.30'da çektik programı pandemi nedeniyle. Sinan Alçın hocamız bizimle beraber olacak. Ve Sinan Alçın hocamızla beraber Aydın harika. Kim geliyor? Kim geliyor Sinan Alçın'ın yanında? Evet. Doktor Sabri Öncü geliyor. Baş bir ekonomist gelecek. Hindistan Merkez Bankası'nın özellikle ve yani hakikaten ben çok merak ediyorum. İzleyeceğim ben de. Ciddi anlamda Türk ekonomisi hakkında çok fazla ekranlarda olmayan Sinan Hoca'yı programa davet ettik. Kendisi de kırmadı. Bizimle beraber olacak. Akşam görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hoşçakalın. Çok güzel programlar yapıyorsunuz. Vallahi. Güzel oldu evet. Info Yatırım sundu.